Arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Blind Gamer TV'ye tekrar hoş geldiniz. Bugünkü Red Dead Online rehber videomuz yetenek kartları. Yetenek kartları ne işe yarar? Ne çeşit kartlar var? Bunların bizim oyunumuza ne gibi etkileri var? Size bunları anlatmaya çalışacağım. Bolca kartımız var. Biraz uzun bir video olacak. Dizilimimiz de biraz fazla. Bir 9-10 kadar dizilim var. Bunlar hem hasar üstüne hem de hasar almama üstüne, yani hem hasar verme hem de hasar almama ya da çatışmalardan canlı çıkma üzerine kurulu dizilimler. Karışık şekilde vereceğim ben bunu. Yani bir dizilim hasar alma gibi başlayıp 3-4 tane arka arkaya o şekilde gitmeyeceğim. Karışık şekilde vereceğim. İsterseniz hemen ilk dizilimle başlayalım vakit kaybetmeden. Öncelikle dizilim bölümüne gelelim. Şimdi en baştan başlamak gerekirse arkadaşlar, bir kartımız bizim detay özelliğimizle aktif oluyor. Diğer 3 kartımız bizim pasif özelliklerimizi veriyor. Yani bunlar için ekstradan bir aktifleştirme durumu söz konusu değil. Yani sizin ekstradan çalıştırmanıza gerek yok. Sadece bu özellik Deadeye'da var. İsterseniz hemen dizilime başlayayım. İlk dizilişin kartı Focus Fire. Focus Fire size ne yapıyor? Deadeye'yi aktive ettiğiniz anda Deadeye açıkken sizin ve takımdaki arkadaşlarınızın, yani çetenizdeki arkadaşlarınızın daha fazla hasar vermenize olanak tanıyor. Yalnız burada şuna dikkat edin. Çetede örnek veriyorum, 4 kişisiniz. 4'ünüz birden Focus Fire aldınız. Misal Focus Fire'ı çalıştırdığınızda %100 hasar artışı aldığınızı varsayalım. Öyle bir şey yok ama bunu lafın geçti söylüyorum. Hani 4 kişi birden Focus Fire'ı çalıştırdığı zaman %400 hasar almıyor karşınızdaki düşman. Bir kişinin Focus Fire'ı aktive etmesi diğerleri için, yani bu kartı alması diğerleri için de yeterli. Eğer çeteyle bir çatışmaya girecekseniz bunu bir kişinin alması yeterli. Her 4 kişinin birden Focus Fire alıp kullanmasına gerek yok arkadaşlar. İlk pasif kartımız, şimdi yukarıda bakın, R1 ile L1'e bastığınız zaman 3 tane ana bölüm var. Bunları temelde saldırı, can alma veya hasar arttırma ve defans gibi düşünebilirsiniz. Ama bunlar tabii farklı farklı özellikler veren kartlar. Bizim buradaki ilk kartımız arkadaşlar Peak Condition. Peki neden bu kartı kullanıyoruz? Staminanız, yani dayanıklılığınız ne kadar yüksekse çatışmaya girdiğinizde hasar vermeniz, yani hasarınız o kadar yüksek oluyor arkadaşlar. Stamina değeriniz ne kadar yüksekse verdiğiniz hasar daha yükseliyor ve koşu yaptığınız zaman, yani depar atarsanız eğer, staminanızı, yani dayanıklılığınızı çok çabuk, çok daha çabuk geri kazanıyorsunuz. Üçüncü pasif kartımız London's Patience. Şimdi bunda arkadaşlar, bu kartın şöyle bir özelliği var. Atışlar arasında beklediğinizde, bu dizilim öncelikle sniperların daha çok kullandığı bir dizilim olacak bu arada, onu baştan söylemedim. Diyelim ki Carcano Rifle var elinizde. Atışınızı yaptınız. İkinci atış için beklediniz. O arada siz ne kadar beklerseniz, ki bu 15 saniye maksimum, sizin beklediğiniz her saniye sizin hasarınız artıyor. Yani 15 saniyeye kadar bu katlana katlana gidiyor ve 15. saniyede maksimum seviyesine geliyor. O anda atışı yaptığınız zaman, örnek veriyorum, 100 değil de 150 hasar veriyorsunuz. Gene bir 15 saniye beklerseniz bu yükseliyor. İlla ki 15 saniye bekleyeceksiniz değil. 15 saniye maksimum seviyeye ulaşır. Son kartımız arkadaşlar yine hasar bölümünden. Şöyle göstereyim. Sharpshooter kartımız. Bu kartımızın özelliğine, bu kart sadece arkadaşlar dürbünlü silahlarla kullanılıyor. Yani silahın dürbününü açtığınız zaman karşınızdaki kişiye çok daha fazla hasar veriyorsunuz. Bir özelliği de bu kart sayesinde çok daha az hasar alıyorsunuz dürbün açıkken. Yani bu kartın temel özelliği bu. Dürbünü açacaksınız. O şekilde hasar yükseliyor. Aldığınız hasar da düşüyor arkadaşlar. İlk dizilimimiz bu şekildeydi. Daha çok
sniper, keskin nişancı tüfekleri için kullanılan bir dizilimdi. Arkadaşlar, ikinci dizilimimiz yine kısmen saldırı üzerine, yani hasarımızı arttırmak üzerine olacak. Fakat burada Deadeye kartımız, hemen şöyle gösterelim, A Moment to Recuperate. Peki bu kart bize ne sağlıyor arkadaşlar? Siz Deadeye'yi çalıştırdığınız zaman sizin can barınız yavaş yavaş yükselmeye başlıyor arkadaşlar. Yani Deadeye açık olduğu sürece sağlığı geri kazanmanız hızlanıyor. Burada yani çatışmanın içindeyken ekstradan canınızın hızlı bir şekilde yükselmesi sizi biraz daha hayatta tutmaya yakın olur. İkinci kartımız, yine burada Peak Condition'ı kullanıyoruz. Peak Condition gerçekten çok kullanılan bir kart. Yani stamina'nın hasarınızı yükselttiği bir kart ve dayanıklılığınızı hızlı şekilde yükselten de bir kart. Aynı anda, yani tek bir kartla iki işi birden yapıyorsunuz. Gerçekten kullanışlı bir kart. Üçüncü kartımız bu dizilim için arkadaşlar. Üçüncü kartımız yine Landon's Patience. Zaten bunu söylemiştik. Yani 15 saniyeye kadar atışlar arasında ne kadar beklerseniz, 15 saniye en yüksek, hasarınız artıyor. Ve son kartımız arkadaşlar yine hasar bölümünden Gunslinger's Choice. Peki bu kart bize ne sağlıyor? Arkadaşlar bu kart elinizde çift tabanca kullandığınız zaman çok daha fazla hasar veriyorsunuz karşınızdaki kişiye. Ayrıca hedef almanız, yani hedefi tutturamanız çok daha yükseliyor. Yani hem hasarınız yükseliyor, attığınız merminin hasarı hem yükseliyor, hem de vurma oranınız artıyor. Bu dizilim de bu şekildeydi arkadaşlar. Yani kısmen şu kartlar için söyleyeyim. Bu 3 kart hasarınızı arttırabilmek için, ilk kartımız da canınızı yükseltebilmek için. Peki bu kartı, yani neden bu kartı seçtik? Sniper gibi, keskin nişancı gibi, hani tek atışta işimizi bitirmek ya da uzak mesafeden atamadığımız için, yakın mesafe daha çok düşmanlarımızın yanına gidebileceğimiz için çatışmada daha fazla mermi isabet etmesi olanak yüksek bize. O yüzden bir tane can yükselten kartla bu açığımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, üçüncü dizilişimiz diğer ilk iki dizilişe göre kısmen biraz daha böyle tank build diyebileceğimiz bir dizilim olacak. İlk kartımız Slippery Bastard. Şimdi bu karta dikkat ederseniz level 1. Ben bu kartı çok fazla kullanmadım. Ama size özelliklerini anlatacağım. Kendi oyun stilinize göre belki uyacak, belki uymayacak. Uyan olursa kullanır. Şimdi bu kartta arkadaşlar size ekstra ne sağlıyor? Siz detayınızı açtığınız zaman düşmanlarınızın sizi hedef alması çok fazla zorlaşıyor. Yani sizi diyelim ki bir çatışmaya girdiniz. O anda Slippery Bastard'ı kullanıyorsunuz. Detayınızı aktif hale getirdiğiniz zaman düşmanları sizi hedef alıp sizi vurması çok daha zorlaşıyor. İkinci kartımız arkadaşlar, hemen şöyle gelelim, Iron Lung. Peki bu kart bizim ne işimize yarıyor arkadaşlar? Bildiğiniz gibi Peak Condition'da stamina ne kadar yüksekse hasar vermeniz o kadar yükseliyordu. Iron Lung bunun yine sizin avantajınıza değişik şekilde çalışıyor. Peki ne yapıyor? Sizin stamina seviyeniz, yani dayanıklılığınız ne kadar yüksekse o kadar az hasar almanızı sağlıyor. Yine staminanızın, yani dayanıklılığınızın da hızlı şekilde dolmasını sağlıyor. Yani stamina ne kadar çabuk dolarsa bu özelliğin, yani bu kartın özelliği o kadar, bu kartın özelliği o kadar çabuk devreye girer. Hemen üçüncü karta bakalım. Evet, Cold Blooded. Bu dizilişin arkadaşlar üçüncü kartı Cold Blooded. Peki bu ne işe yarıyor? Bu kartta şimdi Slippery Bastard'la zaten düşmanın bizi hedef almasını zorlaştırdık. Iron Lung'la aldığımız hasarı düşürdük.
Yani dayanıklılığımız yükseldikçe aldığımız hasarı düşürdük. Peki Cold Blooded'la ne yapıyoruz? Karşımızdaki düşman ne kadar öldürürsek arkadaşlar, yani öldürdüğünüz her düşman başına 3 saniye boyunca canınız yenileniyor. Yani burada aldığımız hasarı düşürdük, burada düşmanın bizi vurmasını engelledik, burada da canımızı yükseltiyoruz. Son kartımız arkadaşlar, ki bu benim en sevdiğim kartlardan bir tanesi. Hem erken açılıyor, yani kısmen daha erken açılıyor ve gerçekten çok işe yarıyor. Birçok dizilimde de bu kartı kullanacağız zaten. Arkadaşlar, Fool Me Once kartı sizin ne işinize yarıyor? Sizi arka arkaya ne kadar vururlarsa sizin defansınız o kadar artıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum, ilk mermi size 5 hasar verdi. İkinci mermi 4, üçüncü mermi 3, dördüncü mermi 2, beşinci mermi 1 hasar gibi. Hani sizi ne kadar vururlarsa öldüreceklerini düşünen insanlar aslında size hani bir yandan iyilik yapmış gibi oluyor. O arada yani hem daha az zarar alıyorsunuz, hem de o arada eğer kişiyi öldürürseniz, bu diziliş için söylüyorum, karşınızdaki kişiyi öldürürseniz burada canınız yükselecek ve staminanız sayesinde, Iron Lung sayesinde aldığınız hasar düşecek. Ki bu Iron Lung'la Fool Me Once'ı zaten birleştirdiğiniz zaman gerçekten çok ciddi bir diziliş oluyor. Slippery Bastard'la da zaten sizi vurmalarını, eğer kısmen de olsa detayı aktive ettiğiniz zaman sizi vurmalarını biraz daha zorlaştıracaksınız arkadaşlar bu dizilişle. Arkadaşlar, dördüncü dizilişimiz. Şimdi PlayStation'dan oynarken keskin nişancı, yani sniper oynaması bir bilgisayara göre ya da klavye mouse desteğine göre zor oluyor. DualShock'la hedef alması falan. Peki burada hangi kart devreye giriyor? Bunu forumlarda çok fazla söylüyorlar. Ben bu dizilişi size vereceğim ama yani %100 çalıştığını söyleyemem. En azından benim için. Ben bu dizilişle çok fazla memnun kalmadım. Yani aslında bu dizilişi birçok yerde başlığı PlayStation 4 kontrolcüsü için hani aim arttırıcı, ne bileyim işte hedefinizi vurabileceğiniz kart dizilişi diye geçiyor. Ben şahsen denedim bu kartı. Çok fazla özür dilerim. Bu dizilişi çok fazla verim alamadım. Bu dizilişin arkadaşlar ilk kartı Painted Black. Şimdi Painted Black'te ne yapıyoruz? Normalde hikaye modunda detayda biliyorsunuz saldıracağınız kişiyi işaretlediğiniz zaman, ateşlediğiniz zaman arka arkaya tak 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 diye işaretle herkese ateş ediyorsunuz. Ama yani online bölümünde böyle bir özelliğiniz yok. Yani aslında var ama yok. Bunu kartla yapıyorsunuz arkadaşlar. Painted Black kartıyla karşınızdaki düşmanları işaretleyerek daha kolay şekilde, daha yüksek hedef oranıyla vurma şansınız oluyor. Bu kartı dürbünlü silahlarda, sniper'da yani keskin nişancıda accuracy'yi, yani hedef alabilirliğinizi, karşıdaki hedefi vurabilirliğinizi, keskinliğinizi yükselttiği söyleniyor. Ama ben bu şekilde verim alamadım. Yani alabilecek olan varsa bu dizilişi dener. Hatta yorumlarda da yani işe yaradı ya da yaramadı gibi bana da bilgi verirseniz sevinirim. Belki de ben kullanamadım. Onun dışında zaten level 1 olmasından da benim bu dizilişi çok kullandığım söylenemez. O da görünen bir şey. Bu diziliş için arkadaşlar ikinci kartımız yine Iron Lung. Ben bu kartı gerçekten çok seviyorum. Gerçi daha 3 yapamamışım ama onun da başka bir hikayesi var. Burada ikinci pasif kartımız arkadaşlar Peak Condition. Yani Iron Lung'un defans için yaptığını Peak Condition hasar için yapıyor. Ve son kartımız arkadaşlar, burada da Cold Blooded'ı kullanıyoruz. Yani PlayStation 4 kontrolcüsünden oynarken zorlandığımız, yani hedef almada zorlandığımız için Painted Black'i kullanıyoruz. Hani hem söylenene göre hedef almamızı, keskinliğimizi arttırıyor, hem de işaretleyip düşmanları o şekilde daha fazla hasar veriyoruz. Iron Lung'la dayanıklılığımız ne kadar yüksekse o kadar az hasar alıyoruz. Peak Condition'la
dayanıklılığımız ne kadar yüksekse o kadar fazla zarar veriyoruz karşı tarafa. Cold Blooded'la da karşıdaki düşmanı öldürüp 3 saniye boyunca canımızın yükselmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 5. dizilimimizde Dead Eye için yine Painted Black kartını kullanacağız. Şimdi Painted Black kartını bu dizilişte neden kullandık? Bu işaretleme yani marking özelliği için. Yani örnek veriyorum, bir repeater kullanıyorsunuz. Repeater'da düşmana ne kadar işaret koyarsanız o kadar fazla ateş ediyorsunuz. Ama tabii bu her şut yani her atış sizin detay seviyenizi neredeyse tüketiyor. Onu da göz önüne alarak bu kartı kullanın. Yani deneyin. İkinci kartımız arkadaşlar. Bu kart da aslında güzel bir kart. Hatta bir süre ben bunu kullandım. Hatta uzun bir süre kullandım. Şu anda farklı kartlar kullanıyorum. İkinci kartımız Winning Streak arkadaşlar. Şimdi bu kartta yani bu kartın en büyük özelliğine siz bir kişiye ne kadar arka arkaya ateş ederseniz yani o kişiyi ne kadar vurursanız vereceğiniz hasar o kadar artıyor. Aynı Fool Me Once kartında, defans kartında sizi ne kadar vururlarsa defansınız yükseldiği gibi, aldığınız hasar düştüğü gibi bu kartta tam tersi arkadaşlar. Yani ilk atışınızda bir hasar, ikinci atışınızda iki hasar, işte üçüncü atışınızda üç hasar gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani her hasar başına, özür dilerim, her atış başına hasarınız katlanarak yükseliyor. Yalnız bu bir kişi için geçerli. Yani aynı kişiyi arka arkaya ne kadar ateş ederseniz bu hasar yükseliyor ve aynı kişiye 10 saniyeden fazla eğer ateş etmezseniz bu streak diyeyim, bu bitiyor. Eğer ölmemişse karşınızdaki kişi tekrardan aynı şekilde sıfırlanarak başlıyor. Üçüncü kartımız yine en çok kullandığımız kartlardan biri Peak Condition. Zaten tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Dayanıklılık yüksekse hasar artar. Son kartımız arkadaşlar, burada birazcık da defansa yönelik bir kart kullanıyoruz ve Fool Me Once diyoruz. Çünkü şimdi bu diziliş aslında güzel bir diziliş. Ama biraz yani repeater tarzı ya da tabanca, shotgun tarzı bir diziliş. Arka arkaya bir düşmana ateş etmeniz gerekiyor. Tabii bunu kalkıp da keskin nişancı tüfeğinle yapmayacağınız için arka arkaya ateş etmeniz lazım. Bunları da daha kısa mesafelerde yapıyorsunuz. Yani ilk 3 kart sizin hasarınızı arttırırken son kartımızda da defansı dengelemek istedik. Yani bu kart dizilişiyle o şekilde bir diziliş yaptık. Arkadaşlar bu yetenek kartı videosunun 5. dizilimini de hemen şu şekilde girelim. Yine Dead Eye'ımız için kartımızı seçiyoruz. Şimdi burada değişiklik yaptık arkadaşlar. Slow and Steady diye bir kartımız var bizim. Peki bu kart size ne gibi bir özellik sağlıyor? Arkadaşlar Dead Eye'ı başlattığınız anda sizin hasar alma oranınız daha yükseliyor. Yani daha az hasar alıyorsunuz ve headshotlar yani kafadan vuruşlar sizi hemen öldürmüyor. Yani tek atamıyorlar size gibi bir durum söz konusu oluyor. Tabi bu sizin kullandığınız kartın özelliğine, yani level 1 mi 2 mi 3 mü, karşınızdaki insanın kullandığı karta, kullandığınız toniklere, kaldı ki bu dizilimin sonunda tonik tüyosu da vereceğim size. Bu yani bu şeylerin hepsinin hatta kullanılan mermiye kadar hepsinin farklı bir şeyi söz konusu burada. Yani sizin kullandığınız kart kadar karşınızdaki kişinin kullandığı kart da, silah da, mermi de, hepsi bunların içinde farklı bir yol açıyor bu kart videolarında, yetenek kartlarında. Burada dediğim gibi şimdi bu kart, yani detay kartını kullandığınız zaman Slow and Steady'yi, sizin defansınız yükseliyor. Yani daha aldığınız hasar düşüyor ve tek de headshot yememe oranınız artıyor. Yani en azından bir değil belki iki seferde gideceksiniz. Ya da o ilk yediğiniz mermiden sonra pusabilirsiniz. Yani pusma şansınız olabilir. İkinci kartımız arkadaşlar Iron Lung. Tekrar tekrar kartı anlatmıyorum. Şimdi burada
bu kartı dizilimlerin içinde ilk defa kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle, bu kartı neden kullandık? Öncelikle onu açıklayayım. Bu kartın size verdiği özellik arkadaşlar, siz hasar aldığınızda sizin aldığınız hasarın bir kısmı Dead'a ekleniyor. Peki bu ne işe yarıyor sizde? Şimdi zaten Dead özelliğinde Slow and Steady kartımız vardı. Bu kartı aktifleştirdiğimizde defansımız yükseliyor, aldığımız hasar düşüyordu. Ama bildiğiniz gibi Dead çok hızlı tükeniyor. Biz burada Dead çok hızlı tükenmesini engelleyebilmek için Kick in the Butt kartını kullanıyoruz. Yani bizi ateş ediyorlar. Aldığımız hasar, hani hasar alıyoruz. Bu aldığımız hasarın bir kısmını Dead'a eklediğimiz zaman, örnek veriyorum 10 saniye sürecekse Dead'ımız 15 saniye sürüyor. Son kartımız arkadaşlar, Fool Me Once. Bu birazcık birazcık değil aslında, tam bir tank build oldu. Şimdi baştan özet geçelim. Slow and Steady ile hasarımızı düşürdük, aldığımız hasarı düşürdük. Iron Lung ile staminamız, yani dayanıklılığımız yüksek oldukça aldığımız hasar düşüyor. Kick in the Butt ile aldığımız hasarın bir kısmını Dead'a veriyoruz. Ve Fool Me Once ile de arka arkaya bizi vurdukları sürece bizim defansımız yükseliyor arkadaşlar. Yani aslında bunun bu dizilimin de bir adı var. Hatta forumlarda birkaç kişi aynı ismi kullanmış bu şeye. Dizilime God Mod diyorlar buna. Ama bu God Mod'da yapılması gereken bir şey daha var. Yani bu kartları level 3 yaptınız. Hani ben ölümsüz mü oldum? Hayır. Bu oyunda size ölümsüz yapan bir kart dizilişi yok. Ama defansınızı yükselten, karşınızdaki kişiden bir fazla canınız kalsa, yani counter vesaire oynayan arkadaşlar varsa, hani böyle bir canla karşınızdaki kişiyi öldürüp hayatta kaldığınız illaki olmuştur, ya da öyle bir oyunda Mortal Kombat olsun, Street Fighter olsun, hani böyle kıl kadar canla kurtulduğunuz bir zaman gelmiştir. Bizim amacımız burada mümkün olduğunca karşımızdaki insanlardan daha fazla hayatta kalabilmek. Zaten bir şekilde biz elimizdeki silahlarla karşımızdaki insanlara hani hasar veriyoruz. Bizim amacımız burada biraz daha fazla hayatta kalmak. Özellikle benim gibi kolsuz birisiyseniz, yani aim'iniz kötüyse, Carcano tarzı sniper'ları çok rahatlıkla kullanamıyorsanız, bu tarz kartlarla birazcık daha hayatta kalarak, daha uzun süre hayatta kalarak karşınızdaki insanı öldürebilirsiniz. Bu hem PvP'de hem de NPC'lerde girdiğiniz çatışmalarda geçerli. Bu kartın bana kalırsa tek handikapı Dead'a özelliği, yani Slow and Steady'de siz bu özelliği çalıştırdığınız zaman arkadaşlar koşamıyorsunuz veya depar atamıyorsunuz, yani yürümek zorunda kalıyorsunuz. Hani karşınızda kalabalık bir düşman varsa oradan uzaklaşmak yerine yürümek zorunda kalıyorsunuz. Ama bu kartların dördü birden devreye girdiği zaman zaten güzel bir defansa ve hasar alabilme kabiliyetine sahip oluyorsunuz. Peki, Tonic tüyosu dedim. Şimdi bu kartı God Mod demelerinin, özür dilerim, bu dizilişe God Mod demelerinin tek sebebi kart değil demiştim. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi yapacağınız iki tane şey var. Birincisi, Madame Nazar'dan bitkilerle level 3 pot yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani tonik yapabiliyoruz. Mace var. English Mace. İki tane. İki tane Ginseng. İki tane de Yarrow denen bir bitki var. Special Heart Core. Cure. Özür dilerim. Special Heart Cure. Bu level 3 pot arkadaşlar. Yani level 3 potu içtiğiniz zaman çember, kalbin, yani kalp korunun etrafındaki çember altın renge dönüşüp 3 seviye oluyor. Bu normalde satılan bir şey değil. Bunu Madame Nazar'dan bitkileri alarak yapabiliyorsunuz. Zaten çok sürekli kullanacağınız bir şey olmadığı için hani biraz pahalı gibi görülebilir. Bu bitkilerin tanesi 1 dolar. Yani bu pot size yaklaşık 6 dolar gibi bir tutara geliyor. Ama yani 2,5-3 dolar, 5 dolar verdiniz, o level 1 ve level 2 potlar gibi kesinlikle olmayacak. Peki bitti mi? Hayır. Bunun dışında ne yapacağız arkadaşlar? Collector Map'te bitkilerin yerleri görünüyor size. Buradan mint, yani nane arkadaşlar. Nane toplayacağız. Toplayabildiğiniz kadar toplayın. Yani üstünüzdeki çanta alabildiği kadar mint toplayın. Daha sonra
kurtlardan ve timsahlardan çıkan Big Game var. Big Game ile beraber kampa geldiğiniz zaman ya da herhangi bir ateşin başında eti pişiriyoruz arkadaşlar. Orada sağa sola gittiğiniz zaman tarifler çıkıyor. Burada bizim yapacağımız yemek Minty Big Game. Bu peki size ne sağlıyor? Sizin canınızın yani health core'unuzun level 4 olmasını sağlıyor. Biliyorsunuz Trader'ın teslimat videosunda da buna benzer bir yemek yapmıştık. 3 tane meat ile stew pot'ta yemek yapıp bütün core'larımızı 4 level yapmıştık. Ama tabi herhangi bir çatışmanın ortasında gidip de yemek yapacak haliniz yok. Bunu ne yapıyoruz? Çatışmaya girmeden önce hemen special health cure'ümüzü içiyoruz. Çemberimiz level 3 oluyor. Bir de Minty Big Game Meat'i yediğimiz zaman ikisi de altın. Korumuzu yani kalp korumuzu, can korumuzu level 4. Special health cure ile de çemberimizi level 3 yapıyoruz. Canımızı da altın seviyeye getirdiğimiz zaman ikisini de bu kartları da kullandığımız zaman arkadaşlar ölümsüze yakın oluyoruz. Zaten dediğim gibi bu kartın dizilişini God Mod diyorlar. Bununla ilgili zaten birkaç tane de video var. İsterseniz onların testlerini izleyebilirsiniz. Gerçekten çok ciddi şekilde işe yaradığını gördüm ben silahlarda. Hatta explosive mermiler bile kullandılar. Hatta dinamit falan bile atıyorlar adama. 3-4 kişiyle böyle çatışmaya giriyor. En sonunda hepsini tek tek alıyor. Çünkü dediğim gibi siz bir şekilde zaten karşınızdaki insana hasar verirsiniz. Tüfeğinizle, ekstra kullandığınız mermilerle. Ama öncelikle önemli olan hayatta kalmak arkadaşlar. Bir de dediğim gibi yani klavye mouse'unuz yoksa bir bilgisayardan oynamıyorsunuz bu oyunu. Hedef almanız da benim gibi düşükse çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir kart dizilişi bu. Arkadaşlar yetenek kart videosunun ilk bölümünü burada sonlandırmak zorunda kalıyorum. Çünkü video gerçekten gittikçe uzuyor. Bu ilk bölüm olsun yetenek kartı için. Yaklaşık bir 4-5 tane daha dizilişimiz var. Ve vermem gereken yani size söylemem gereken bazı tüyolar var. Yani kullanmanız gereken kartları söylüyoruz ama kullanmamanız gereken kartları da söyleyeceğim. Beraber anlamında yani. Onu da ikinci bölüme saklayalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim videoyu. Kanala abone olup videoları beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Takipte kalın. Elimden geldiğince rehber videolarına, işinize yarayacak videolara devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar dilerim.